Selamun aleyküm, merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde tenvin ve sakin nunun hallerinin beşincisi olan iklab konusunu ele alacağız. Şimdi son konumuz olan tenvin ve sakin nunla alakalı iklabı görelim. İklab arkadaşlar, sözlük manası döndürmek, yani bir şeyi çevirmek, dönüştürmek gibi anlamlara gelmekte. Terim olarak ise tenvin ya da sakin nun harfini tam bir mim harfine çevirmek ve onu B harfi, yani B harfinden önce gunne ile okumaktır. Arapça tabiri ise el-iqlabu huve kalbun nunis sakineti evit tenvini mimen halisaten ve ihfa'uha indel ba'i bi gunne. Kalbun nunis sakineti evit tenvini, tenvin ya da sakin nunu mim halisaten, mimen halis, saf bir mime çevirmektir. Kalp çevirmekti. Ve ihfa'uha, onu gizlemektir. İndel ba'i bi gunne. Ba'dan önce gunne ile onu ne yapacaksın? Okuyacaksın. Evet, iklabın hükmü vaciptir. Çünkü bütün kıraat imamları ba harfinden önce gelen sakin nun harfini ve tenvini iklab ile okumada ittifak etmişlerdir. İklab ne zaman olur arkadaşlar? Tenvin ya da sakin nun harfinden sonra iklab harfi olan, yani B harfi gelirse iklab gerçekleşmiş olur. Sadece bir harfi vardır. O da B harfi. Uygulanışı, tenvin ya da sakin nun harfi önce mim harfine çevrilir. Sonra bu mim harfi ba harfi okunmadan önce hunne ile okunur. Ve 1-1,5 elif miktarı tutulur. Daha sonra da B harfini, yani ba harfini okumuş oluyoruz. Örnek olarak okuyalım. Mesela min ba'di kelimesi ne yapacağız? Buradaki min nun harfi ne olacaktı? Mime çevirecekti. Mim oldu. Ve de bunu 1-1,5 elif miktarı tutuyoruz ve gunne yapıyoruz. Min ba'di. Yani buradaki B harfi duruyor. Sadece ki tenvindeki nun ya da sakin nun harfi mime dönüşmüş oluyor. Yine en burike ne olacak? En burike. Semi'un basirdi. Tenvinde nun harfi var. Nasıl okuyoruz? Semi'un basir. Semi'un basir şeklinde. Evet arkadaşlar, 9. dersimizi özetlersek, tenvin ya da sakin nun harfini tam bir mim harfine çevirmek ve onu ba harfinden önce gunne ile okumaya iklab diyorduk. Ne zaman uygulanır? Tenvin ya da sakin nun harfinden sonra iklab harfi gelirse iklab olur. Sadece bir harfi vardır iklabın, o da ba harfidir. Min ba'di örneğinde olduğu gibi. Tutulma miktarı 1-1,5 elif miktarıdır. Tutulmasının hükmü vaciptir. Bu dersimizle birlikte tenvin ve sakin nun hallerinin 5 tanesini görmüş olduk. Bazen iklab ortada alınabiliyor. Ama şu şekilde tercih ettik. Az harfliden çok harfliye, çok harfliden az harfliye doğru. Önce ihfa harflerini gördük. İhfa ve ihfa harfleri. Tenvin ve sakin nundan sonra 15 harf gelirse ihfa olur. 6 harf, yani boğaz harfleri gelirse izhar olur. 4 harf, yemnu harfi gelirse idgam melgunne olur. 2 harf idgam bila gunne harfleri, yani lam ra gelirse idgam bila gunne gerçekleşmiş olur, adı üstünde. Ve bir harf, yani ba harfi de gelirse iklab meydana gelmiş oluyor. Bu şekilde, şu şekilde de anlayabiliriz şu şemadan dolayı. İhfa, izhar, idgam melgunne, idgam bila gunne, iklab. Tenvin ve sakin nunda ortaya çıkan 5 tane konu bu şekilde özetlemiş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.